Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Temel kavramların ikinci videosundayız. ikinci kısımdayız. Birinci videoyu izlememişseniz arkadaşlar birinci videoyu izleyip ondan sonra bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum ki zaten birinci videonun açıklama kısmına pdf'leri de eklemiştim haberiniz olsun. Şimdi 13. soruda kalmıştık. X y birer pozitif tam sayıdır diyor. Böyle bir ifade vermiş. Buna göre en küçük y değeri kaçtır arkadaşlar? Burada zaten eksi -18 18'i karşıya gönderiyoruz. Burada da x ortak parantezine alıyoruz. Şimdi x ortak parantezine aldığımız an y artı 3 geliyor. Doğru mu? Evet neye eşitmiş? 18'e. Arkadaşlar ister burada şıklardan gidin, ister X e x'e değer verin. Çünkü burada en küçük y değerini soruyorsa x'e en büyük değeri vereceğiz ki burası küçük olsun. Ben direkt şıklardan gideceğim. Mesela acaba en küçük y değeri 1 mi? Y'ye 1 diyorum. 1 3 daha 4. 4 çarpı bir şey 18 olmaz pozitif tam sayılarda. O zaman y'nin en küçük değeri 1 olmaz. 2 olur mu acaba? 2 yazıyorum. 2 3 daha 5. E 5'i neyle çarpsak 18 olur? Olmaz. Dolayısıyla 2 de olmuyor. Y'nin en küçük değeri acaba 3 mü? 3 yazdığım zaman 3 3 daha şurası 6 oldu. X de 3 oldu. 3 kere 6 18. O zaman en küçük değer 3'tür. Dediğim gibi x'e de değer vererek gidebiliriz arkadaşlar. 14. soruda ise sevgili arkadaşlar. X ve Y birer pozitif tam sayıdır. Böyle bir ifade vermiş. X kare eksi Y ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Aynı benzer mantık arkadaşlar. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Eksi 10'u bu tarafa 2X'i hop bu tarafa atıyorum. O zaman X çarpı Y eksi 2X'i bu tarafa eksi 2X olarak gönderdim. Eşittir 10. Buradan x ortak parantezine aldığımız an ne gelecek o zaman? y eksi 2 gelecek. Neye eşitmiş? Ona. x ve y ne? Birer pozitif tam sayı. Bundan sonra değer vermemiz lazım. Şimdi burada bu ifadenin en büyük değerini soruyorsa x'in en büyük yani x'e büyük bir değer vermemiz lazım. x'e en fazla burada 10 diyebiliriz arkadaşlar. 10'dan büyük bir değer veremeyiz. Çünkü 10'da bir sayının çarpımı yani 10'dan büyük bir değerle bir sayının çarpımı 10 olmaz pozitif tam sayılarda. X'e en fazla 10 diyeceğiz. E burası da doğal olarak 1 olacak. Çünkü 10 çarpı 1 10'dur. Yani kısacası y de 3'tür. 3 eksi 2 1'dir arkadaşlar. X e yerine 10 yazdığımızda burası 10'un karesi eksi y ye ne demişiz? 3 demişiz. 10'un karesi 100 eksi 3'ten sonucumuz 97. Yani bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçmış? 97 cevabımız Adana. 15. soruda ise sevgili arkadaşlar bu sorularla konuyu kavramaya çalışıyoruz. Şimdi Birbirinden farklı, birbirinden farklı A, B, C pozitif tam sayıları için bu eşitlikler verilmiş. Buna göre B çarpı C en az kaçtır? Arkadaşlar A artı B de 30'a eşit. A çarpı C de 30'a eşit. O zaman yazalım bunları. Bakın A artı B eşittir 30. A çarpı C eşittir 30. Benden neyi sormuş? B çarpı C'nin en küçük yani en az değerini sormuş. O zaman burada mantık şu olmalı. Şunun rengini bir değiştirelim. B çarpı C'nin en az olması için B ve C'ye mümkün olduğunca küçük değerler vermemiz lazım. O zaman burada A'yı ne kadar büyük tutarsak B ve C de o kadar küçülür. A'nın alabileceği en büyük değer burada 30'dur arkadaşlar. O zaman C'de 1 olur. 30 çarpı 1 30'dur. Eğer A'ya 30 derseniz B buradan 0 olur. Ama A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayı dediği için 0 diyemem. Dolayısıyla A'ya 30 diyemiyoruz. Peki 30 olamıyorsa 30 çarpanlarına bakıyorum. 15 olur mu acaba? 15 dersem buraya 2 diyeceğim arkadaşlar. A'ya 15 dersem e, de 15 olur. Çünkü 15 ile 15'in toplamı 30. E, birbirinden farklı demiş arkadaşlar. Birbirinden farklı dediği için A'ya 15, B'ye 15 diyemiyorum. 15 de olamıyorsa 30'un çarpanları 30'u denedik. 15'i denedik. Bu sefer onu deneyeceğiz. Acaba A 10 mu? A'ya en büyük çarpanı veriyoruz arkadaşlar. Bu sefer A3, C3 oluyor. 10 çarpı 3 30'dur. E, 10 ile 20'nin toplamı 30 eder. Yani kısacası B'nin en küçük değeri 20'ymiş. Burada C'nin alabileceği en küçük değer 3'müş. 20 çarpı 3 60. Yani bu ifadenin alabileceği en küçük değer 60'tır. 16. soruda ise ilgili arkadaşlar. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere böyle bir eşitlik verilmiş. Diyor ki buna göre X eksiye kaç farklı değer alabilir? Burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Doğal sayı diyorsa yani burada X bir doğal sayıysa o zaman 18'in Y'ye tam bölünmesi gerekiyor. Hocam neden? Mesela y'ye 7 dersen 18 bölü 7'yi kesirli bir sayıyla toplarsan 24 olur. Dolayısıyla x doğal sayı olduğundan dolayı y'nin 18'i bölmesi lazım. Yani y'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? Y burada 18'i bölen sayılar 1 olabilir. 2, 3, 6, 9, 18. Y'nin alabileceği tüm değerler bunlardır. O zaman x ve y değerlerini analiz edelim burada arkadaşlar. Şimdi şöyle analiz ediyorum. Tek tek deneyeceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Y'ye 1 dersek ne olur? 18'i 1'e bölsek 18. 18'i ne ile toplarsam 24 olur. Ee, ne ile? Ne ile? Söyleyin bakalım. 6 ile. Yani açıkçası Y'ye 1 dersek X de 6 olacaktır arkadaşlar. Şöyle sile sile gidelim. Tamam mı? Sile 1'i denedik. Şimdi 2'yi deneyeceğiz. Y'ye 2 dersem 18'i 2'ye böl 9. 9'u 15 ile toplarsam 24 olur. Yani Y'ye 2 dediğimiz an X de 15 çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle sile sile gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar kafanız karışmasın diye. Bu sefer y'ye 3 diyeceğiz. Y'ye 3 diyeceğiz arkadaşlar. 18'i 3'e bakın y'ye 3 diyorum. 18'i 3'e böldüm. 6, 6'yı 18 ile toplarsam 24 olur. Doğru mu? Evet. Yani y'ye 3 dediğimizde x de 18 oluyor. Devam edelim. Şöyle tekrar siliyorum arkadaşlar. Bu örneği böyle biraz e, uzun uzun çözüyorum ki anlaşılsın. Şimdi y'ye bu sefer 6 diyelim. 18'i 6'ya böldüğümde 3 bulurum. 3'ü 21 ile toplarsam 24 olur. Yani y'ye 6 dediğimde x de 21 çıkıyor gördüğünüz üzere. E, efendime söyleyeyim. Devam edelim. Bu sefer 9'u deneyelim arkadaşlar. 9'u da hocam çok uzun çözüyor. ne yapayım kendimi mahvettim. 18'i 9'a böl. 2, 2, 22 ile toplarsam 24 olur. Yani y'ye 9 dediğimde x de 22 çıkıyor. Ve son olarak arkadaşlar son olarak... 18 vereceğiz y'ye. Y'ye 18 dersem 18 bölü 18 1'dir. 1'i 23 ile toplarsan değil mi? Y'ye 18 dediğimde x de 23 oluyor ki. Çünkü 23 ile 1'in toplamı 24'tür. X eksiye kaç farklı değer alabilir arkadaşlar? Buradan x eksi y'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi x eksi y'nin değerini bulalım buradan. 6'dan 1 çıkar 5. 15'ten 2 çıkar 13. 18'den 3 çıkar 15. 21'den 6 çıkar 15. 22'den 9 çıkar 13, 23'ten 18 çıkar 5. X y'nin alabileceği değerler kaç farklı değer var? 1 2 3 farklı değer varmış. Cevabımız Ceyhan. Bu soru bizi mahvetti. 17. soruda ise sevgili arkadaşlar. X ve 1 bir, birer doğal sayı olmak üzere bu eşitliğe göre kaç farklı X'ye ikilisi vardır? Arkadaşlar bunun mantığı da şudur. 3X artı 5Y eşit 60 demiş. Burada değer vereceğiz. Neye göre? Size tavsiyem şudur arkadaşlar. Her zaman şu X'in en büyük değerini bulmaya çalışıyoruz. Y'nin en küçük değeri yani. Y'ye 0 dersen mesela 5 kere 0 0. Bu durumda X'e de 20 diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü 3 kere 20 60, 5 kere 0 0 60 verdi. Yani eşitliği sağlıyor. Bundan sonra şöyle davranıyorsunuz arkadaşlar. Burada 20'nin çaprazında ne vardı ederseniz. Yani x'in değil y'nin katsayısı 5 ya. Büyük olanı küçültüyoruz 5'er 5'er. Küçük olanı da arttırıyoruz arkadaşlar. Kaçar kaçar? 3'er 3'er. Bakın 20'nin çaprazında 5 olduğu için büyük olanı 5'er 5'er azaltıyoruz. 25 azalt 15. 15'i 5 azalt 10. 10'u 5 azalt 5. 5'i 5 azalt 0 arkadaşlar. 0'ı 5 azalt eksi 5. Fakat doğal sayı dediği için 0'da duruyoruz. Küçük olanı da arttırıyoruz. Neye göre? Çaprazındaki 3'e göre. Yani 3'er 3'er şuradaki 3 olduğundan dolayı arkadaşlar burada 3 olduğundan dolayı 3'er 3'er artıracağım. 3 ekle 3, 3 ekle 6, 3 ekle 9, 3 ekle 12. Yani x ve y'nin alabileceği tüm değerleri bulmuş olduk arkadaşlar. Örneğin bir tanesini deneyelim. Bakalım sağlıyor mu? Mesela 5'e 9 yani x yerine 5, y yerine 9 yazalım. Bakalım sağlıyor mu? 3 kere 5, 15. 5 kere 9 45 gerçekten 15 ile 45'in toplamı. O zaman kaç farklı x y ikilisi varmış? 1 2 3 4 5 cevabımız 5 arkadaşlar. Hangi birini denerseniz deneyin arkadaşlar her zaman sağlayacaktır. Teknik budur. Şimdi bu sorunun yeni nesil versiyonu var arkadaşlar. Örneğin bu şekilde bir soru gelse nasıl davranacağız? Mert her defasında avucunda avucuna 5'er bilye veya 4'er bilye alarak bir kutunun içine bilye atıyormuş arkadaşlar. Kutuya toplam 89 bilye attığına göre bunu kaç farklı şekilde yapmış olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi e, x defa beşer bilye alsın atsın y defa da 4'er bilye atsın. O zaman toplam attığı bilye sayısı 5x artı 4y olmaz mı? Toplam kaç tane bilye atmış? 89. Yani burada sormak istediği kaç farklı xy ikilisi vardır? Deminki soruyla aynı arkadaşlar. Dolayısıyla burada yine değer veriyoruz. Neye göre? Şuranın en büyük değerini bulmaya çalışıyoruz. Başka bir deyişle buranın en küçük değeri. Şimdi burada arkadaşlar y sıfır olabilir mi? Sıfır derseniz 4 kere 0 0 5 çarpı x 89 olmaz. Sıfır olmadı. 1 olabilir mi acaba? 4 kere 1 4 4'ü e, 85 ile toplarsak 89 olur. O zaman burada y, x de 17 olur. 5 kere 17 85. 4 kere 14, 4. 85 4 daha 89. Büyük olanı ne yapıyorduk? Azaltıyorduk. Neye göre? Çaprazındaki bakın şuradaki 4'e göre. Y'nin kat sayısına göre. O zaman 17'i 4 azalt 13. 13'ü 4 azalt 9. 9'u 4 azalt. 5 5'i 4 azalt. 1. 1'i 4 azalt eksilere gider. O olmaz küçük olanı da artırıyoruz. Neye göre? Şuradaki arkadaşa bakın çaprazındaki x'in kat sayısına göre. 5'er 5'er artıracağım. 5 artır 6. 6'yı 5 artır 11. 11'i 5 artır 16. 16'yı 5 artır 21. Yani x, y'nin alabileceği kaç farklı değer varmış? 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer varmış. Hangi birini denersek deneyelim arkadaşlar. Her zaman sağlayacaktır. İsterseniz deneyelim. Şöyle sizi kırmıyorum. Deniyorum, deniyorum, deniyorum. Örneğin şunu deneyelim. Bakalım olacak mı? x yerine 9, y yerine 11 yazalım. 5 kere 9, 45 artı 4 kere 11, 44. Bunları toplarsak gerçekten 89 oluyor. Yani kısacası şurada bir hata yapmamışsam 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer var. Cevabımız Ceyhan. 19. soruda sevgili arkadaşlar oran orantısal bir soru. Şimdi burada ortak olanları eşitliyoruz bu tarz sorularda. Oran orantı konusunda zaten bunları tekrar göreceksiniz. Y'ler ortak. Y'ler. Yani 3 ve 4 nerede eşitlenir? 12'de. Buranın 12 olabilmesi için bunu 4 ile bunu 4 ile çarpıyorum. Şu 4'ü nasıl 12 yapabilirim? 3 ile çarparak. O zaman kesrin değerinin değişmemesi için arkadaşlar burayı neyle çarpıyorsan burayı da o ile çarpacaksın. Aynı şeyle çarpacaksın. O zaman buradan dikkat ederseniz x bölü y eşittir. 2 kere 4 8 8, 3 kere 4, 12. Burada da y bölü z eşittir. 4 kere 3, 12 bölü 5 kere 3, 15. E dikkat ederseniz y'leri eşitledik. Yani y 12, y 12. O zaman y'ye eşittir 12k diyebiliriz. x neymiş? 8. x'in karşısında 8 olduğu için x de 8'in katıdır. 8k diyeceğiz. z'ye de 15k diyeceğiz. Benden neyi soruyor? x artı y artı z'nin en küçük değerini soruyor. O zaman toplayalım. 8k ile 12k'nın toplamı 20k. 15k daha 35k oldu. Yani x artı y artı z 35'in katıdır. En az kaç olabilir? Işıklarda 35 var arkadaşlar. Pozitif tam sayı k'ya 1 derseniz en az 35 olabilir. 20. soruda sevgili arkadaşlar bakın bu soruyla bir önceki soru aynıdır aslında. Sadece şurada formatı değiştireceğiz. Mesela burada A ve B var. O zaman bunu A bölü B'ye dönüştürüyorum arkadaşlar. A'nın karşısında ne var? 6 var. A'nın karşısında 6 yazıyorum. B'nin karşısında 5 var. B'nin karşısında 5 yazıyorum. Burada da A bölü C var. A bölü C eşittir. 4 bölü 5 zaten bize vermiş. Ortak olanları eşitliyoruz. Ortak olanlar hangileri? A'lar ortak arkadaşlar. 4 ve 6 ve 4 nerede eşitlenir? O kekleri 12'de eşitlenir eşitlenir. E bu 6'yı 12 yapmaya çalışacağız. Bu nasıl 12 olur? 2 ile çarpacağız. Bunu 2 ile çarpacağız. Bunu nasıl 12 yapabilirim? Bunu 3 ile çarparsam 4 kere 3 12 olur. O zaman bunu da 3 ile çarpıyorsunuz. Yani kısacası a bölü b eşittir 6 kere 2 12 5 kere 2 10 oldu burada a bölü c eşittir 4 kere 3 12 5 kere 3 15 oldu a'ları eşitledik o zaman a'ya eşittir 12k diyebilir miyiz evet 12k B'ye ne diyeceğiz? B'nin karşısında ne var? 10 var. B'ye de 10K diyeceğiz. C'ye de 15K diyeceğiz. A artı B artı C'nin alabileceği de hangisi olabilir diyor. E A artı B artı C'yi toplayalım. Yani şunları toplayalım. Toplayalım bakalım ne olacak. 12K ile 10K'nın toplamı 22K. 15K daha kaç eder? 37K oldu arkadaşlar. 37K. Do dolayısıyla A, B, C'nin toplamı 37'nin katıdır. Bunlar negatif tam sayı. Şıklarda 37'nin katlarını arıyorsunuz arkadaşlar ki zaten 74 e, 37'nin katıdır. Eksi 74 olacaktır. Diğerleri zaten 37'nin katı değil. 21. soruda ise ilgili arkadaşlar ifadeleri birer tam sayı olduğuna göre elini alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Dikkat ederseniz arkadaşlar burası yani bu kesri ters çevirmişler bu hale getirmişler. Şimdi size bir soru. A bölü B bir tam sayı. Ve ben bunu ters çeviriyorum. B bölü A yapıyorum yani. Kesri ters çevirdim B bölü A. İkisi de tam sayıysa bu nasıl mümkün olabilir? Size bir örnek veriyorum. Örneğin 5 bölü 5 nedir? 1'dir değil mi? Tam sayı. Ters çevirirseniz yine 5 bölü 5 olur. Ya böyle bir şeydir ya da biri diğerinin eksilisidir. Yani eksi örneğin eksi 7 bölü 7 olabilir. Ters çevirirseniz 7 bölü eksi 7 olur. Yani bunun sonucu da eksi 1. Bunun sonucu da eksi 1. Yani kısacası arkadaşlar a B ya eşittir ya da eksilisine eşittir. Hocam eşit olması olur mu? Olmaz ki. Örneğin 2 bölü 1 tam sayıdır. Ben bunu ters çevirirsem 1 bölü 2 bu sefer tam sayı olmaz. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar şuradaki ifade buna eşittir veya bu bunun eksilisine eşittir. Başka ihtimal yok. Yani kısacası bir kesri ters çevirdiğimizde yine tam sayı oluyorsa e, pay ve payda birbirine eşittir veya pay paydanın eksilisine eşittir. Burada çözüm nasıl yapılır? O zaman n artı 11 eşittir. E, 2n artı 4 diyeceğiz. Veya n artı 11 eşittir. Şunun eksilisine. Eksi 2n eksi 4. Hocam buna bakmadınız. E bunu bu aynıdır. Yani ters çevirmişler. O zaman hemen şunu bu tarafa atarsak. n eşittir. 11'den 4 çıkar. 7. Demek ki n ya 7'dir. Bunu bu tarafa atsak 3n eşittir. Bunu eksi 11 olarak karşıya gönderdim. Eksi 11, 4, eksi 4, eksi 15 oldu. n eşit eksi 5. Yani kısacası gerçekten de siz denersiniz arkadaşlar. n yerine 7 yazsanız, eksi 5 yazarsanız her ikisi de tam sayı oluyor. En alabileceği değerler toplamını soruyor. 7 ile eksi 5'in toplamı 2 eder cevabımız Edirne arkadaşlar. Şimdi yeni nesil tarzı bir soru geldi karşımıza arkadaşlar. Aşağıdaki kutuların içine 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 24 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor. Buna göre A kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bir kere şuradaki bölme ben olsam bölme ile başlardım. Çünkü bir sayıyı bir sayıya bölmüş 12 bulmuş arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz yerleştirmem gereken sayılar bunlardır. Bir tek şeyle mümkündür. Yani 24'ü 2'ye bölersem 12 olur. Başka da zaten diğerleri sağlamıyor. Yani 22 ile 24'ü yerleştirdik. Hangi iki sayının çarpımı 12'dir? E kalanlara baktığınız zaman 3 ve 4 kaldı. Başka da yok ki. O zaman buraya 3, buraya 4 veya buraya 4. Buraya 3. 3 kere 4 12. 3 ve 4'ü de yerleştirdik. Neyden neyi çıkarsak 12 olur bu sayılardan arkadaşlar? Tek bir ihtimal var. Hangisi? 18 ile 6 arkadaşlar bakın 18'den 6'yı çıkarırsanız 12 olur geriye kalan zaten 8 ve 18'de 12'dir geriye kalanlar bunlar değil mi bunları da getirip buraya yerleştiriyorum 8, 12 daha 20 yani anın alabileceği değer 20'dir diyeceğiz. Yani kısacası arkadaşlar temel kavramlar zor bir konu gibi gözükebilir yeni nesil sorular aslında daha basit oluyor daha kolay çözülebiliyor. Sevgili arkadaşlar a, b, v, c pozitif tam sayılar c küçük b küçük a'dır böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi burada A, B, C birer pozitif tam sayıysa eğer o zaman B'nin C'ye tam bölünmesi gerekiyor. Bu bir. Bir ikincisi A artı B artı C'nin en büyük değerini soruyorsa zaten en büyüğü A'dır. O zaman A'ya mümkün olduğunca en büyük değeri vereceğiz arkadaşlar. A'ya ne diyebilirim? Bakın A'ya en fazla ne diyebilirim burada? 12 diyebilirim. Eğer 12 derseniz burası 0 olur arkadaşlar. Pozitif tam sayı olmadı. B 0 olamaz. Peki 11 dersem olur mu? 11 ile 1'in toplamı 11 ile 1'in toplamı 12'dir. O zaman B bölü C 1'dir demek istiyorsun. Eğer B bölü C 1 ise B C'ye eşit. Halbuki C B'den küçüktür. Bu olmadı arkadaşlar. O zaman 12 olmuyorsa 11 olmuyorsa acaba burası 10 mu? Burası 10 ise B bölü C de 2 olmak zorunda. Arkadaşlar bakın A'ya mümkün olduğunca en büyük değeri vermeye çalışıyorum. Hocam A'ya neden 20 demediniz mesela? Arkadaşlar A'ya 20 dersek burası eksi olur. Pozitif tam sayı diyor. Olmaz. A'ya en fazla 12 dersin, 11 dersin, 10 dersin. Bakın 12 denedim olmadı. 11'i denedim olmadı. Şimdi 10'u deniyorum. A 10 ise B bölü C de 2 olmak zorunda. Neden hocam? E şimdi 10 ile 2'nin toplamı 12. E geriye kalan sayılardan arkadaşlar zaten B 10'dan küçükse buna 9 diyemem. 9'u bir şeye böldüğümüzde 2 olmaz. Yani B çifttir anlamına geliyor. B'ye de en fazla 8 diyebilirim. C'ye de bu durumda 4 demek zorundayım. Çünkü 8 bölü 4 2'dir. Gerçekten bakın bu değerleri verdiğimizde sağlıyor. En büyük yani A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer neymiş? 4, 8 daha 12, 10 daha 22 cevabımız denizli. Yani cevabımız denizli. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Temel kavramlar birinci videoyu bitirdik. Bu temel kavramlar ikinci videoydu. Bir de temel kavramlar üçüncü video var arkadaşlar. Bu konunun devamı. Yani 3 videoyla bitiriyorum arkadaşlar. Ortalama bir saatte üç farklı videoyla. Videolar özellikle uzun tutmuyorum ki öğrenciler biraz mola versin, sıkılmasın. Sevgili arkadaşlar bir ara veriyorsunuz. Üçüncü videoda görüşmek üzere.